Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz? Bugün değişik bir oyunla karşınızdayız. Gas Station Simulator. Oyunda bir benzin istasyonunu yönetiyoruz. Güzel, hoş bir oyun. Ben biraz oynadım. Çok hoşuma gitti. O yüzden hemen videosunu çekip sizlerle bunu paylaşmak istedim. Şimdi oyuna başladık. Bir odada, küçük bir odada başlıyoruz. Bir tavan arası. Herhalde burası motel falan değil galiba. Şunu biraz. Evet, kasmalar oluyor oyunda. Niye böyle kasmalar oluyor? At bakayım şunu. Ah be. Neyse, çöplerimizi atalım. Burası bizim mekanımız. Çöp durmasın etrafta. Evet, şimdi Gas Station Simulator. Burada satılığa çıkmış bir benzin istasyonu var. Yolda geçerken görüyoruz ve bunu alıp işletmek istiyoruz. Oyun bu şekilde başlıyor. Burası da bizim dükkanımız. Şimdi dükkanımızın İlk şöyle bir bakıyoruz. Biz ne almışız acaba diye. Bayağı leş bir şey almışız. Yani şuraya bakın, kokudan, pislikten geçilmiyor. Bu arada oyun Türkçe. Hemen Türkçe yapmak isterdim. Bakayım yapabiliyor muyum? Çünkü bu galiba girişte. Yok, burada da değişiyormuş. Hemen şöyle Türkçe'ye çevirelim. Evet. Ne diyor mesela? Yüksek voltaj kablosunu takip et diyor. Elektriği açmanın yolu. Çünkü niye burada elektrik yok. Biraz kasıyor ama bende şu an ayarlar en üstte. O yüzden biraz kasıyor olabilir. Aslında çok da kasmıyor. Çok hızlı ekran çevirdiğimde kasıyor. Grafikler falan oldukça güzel. Çok başarılı. Ne yapıyoruz? Şimdi burada gas station. Jeneratör gibi bir şey var burada. Bas bakayım şuna. Ve bütün yere, bu alanın hepsi sanırım bize ait ama parça parça açıp işletmeye başlıyoruz. Şu an sadece benzin istasyonunu açtık. Sadece onu işletiyoruz. Daha sonra işte araba yıkaması var. İşte burada park alanları var. Belki marketi mi var bilmiyorum. Yani arkada bir sürü şey var, bina var. Biraz kasıyor ya. Bakalım şimdi elektrik geldi. Ne diyor? İstasyon önündeki kabinde çalan telefonu cevapla. Bir telefon gelmiş sanırım. Bende 3060 Ti var. Bu ekran kartıyla biraz takılmalar yaşıyoruz. Satın alma ve yatırım için tebrikler. Yeğenim, sesimi duymaya uzun zaman oldu. Evet, meşgul bir insanım. Talih potansiyel bir ilişki olsa diyeyim. Bu arada ortak almışız biz burayı. Bulduğumuz için sana yardım etmesi elimden geleni yapacağım. E-postalar göndereceğim. Tamam, bize e-postalar göndererek bize yardımcı olacağını söylüyor. Şimdi bilgisayarda o zaman e-postalarımızı bir okuyalım bakalım. Ne atmış bu amca bize? Amca mı dedi? Amca herhalde ya. Bakıyoruz şöyle uyduruk bilgisayarımızda e-postalara. Merhaba. Ula uşağım abi, işte bu yüzden Türkçe yapmak istemiyorum ya. Ula uşağım nedir ya? Böyle bir cümleyle ben gerçekten o yüzden oynamak istemiyorum işte Türkçe. Her şeye rağmen sağlam bir yatırım yaptığını duydum. Yine de bunun için arabanı satmak zorunda kalmanı üzüldüm. Arabasını satmış. Benden her zaman borç isteyebilirsin. Birkaç ipucu ve püf noktası ile başlayacağım. E-postların periyodik olarak gelecek. Böylece onları ve konuları dize ekleyebilirsiniz. Bu istasyonu kurup çalıştırmanı falan filan işte. Önce bir akaryakıt dağıtım şirketini ulaşıp bize, yani buraya bir akaryakıt almamız gerekiyor. Mini ekskavatöre bin. Mini ekskavatör. Ha, şu traktör gibi bir şey. Minik. Bakın burada değişik aletler de var. Bindim. Evet, şimdi bunu kullanıyoruz. Pompanın önündeki kum yığınını temizle diyor. Bakalım pompanın önünde bir kum yığını varmış. Onu temizleyeceğiz ama o da nesi? Yakıtımız bitti. Yapma. O zaman bir yakıt almamız gerekiyor. Bu arada bu aletin adını da Rudy koymuşlar. Amerikalılar nedense böyle arabalara, gemilere, teknelere, uçaklara böyle insan ismi, özellikle de kız ismi vermeyi çok seviyorlar. Bahsederken de hep my girl, baby girl, girl hep o şekilde konuşuyorlar. Değişik bir şey tabi. T'ye basalım da kapatalım bunu. Kültürleri bayağı farklı o konuda bizden. Ben bizim kültürümüzde kimsenin şey yaptığını zannetmiyorum. Arabasına isim koyduğunu.
Bilmiyorum yani, ben karşılaşmadım en azından. Şimdi taba basarak elime benzin bidonunu alacağım ve şurada dolduracağım benzin bidonunu. Benzinci olmanın da işte böyle güzel bir yanı var. Benzinin mi bitti? Al kendi şeyinden, pompandan doldur. Aa, süper. Hatta araban olsa fullersin sürekli. Tamam, bu bitti. Ele geçelim geri. Şimdi ne yaptık? Bayağı fullemişiz. Şöyle ön tarafa doğru gidelim bakalım. Kum yığınına. Şurada da kum yığınları var. Demek bunları zamanla hepsini temizleyeceğiz. Uyuma falan var mı acaba? Bir otel odası falan vardı ama. Şimdi mouse tuşuyla bunu alıyoruz galiba. Ha, duracak. Tamam, pardon. Duracak bu. Aldı. Şuraya dökeceğiz. Dönebilirsem. Dön. Dön. Döndü. Arkasına da yazmış Rudy 102 diye. Hop. Boşalt bakayım. Durmamız gerekiyor boşaltmamız için. Tamam, galiba buraya kadar görev bitti. Bu burada bu dursun. Bize bir zararı yok bunun. Şimdi petrol istasyonu kapalıymış. Benzinliği açmamız gerekiyormuş. Bakın, açma kapama işlemi de buradan yapıyoruz. Bir kol yardımıyla. Bastık ve open'ı. Ben daha önce hiç kapalı benzin istasyonu görmemiştim açıkçası. Hani böyle benzin istasyonları 7/24 çalışıyor gibi geliyor ama kapama açma olayı var herhalde, bilmiyorum. Şimdi bilgisayarı kullanarak benzin siparişi vereceğiz. Aslında benzincilik de bu yani. Bir nevi trade, yani al sat işi, alıyorum satıyorum. Bak mesela diyor ki işte yakıt 200 litre yakıt alabiliyormuş bizim şey depo. 200'lük söyleyelim o zaman. Bak 400 dolar. Var mı 400 dolarımız? 450 dolar var. Verdik. Full ordered achievement açılmış. İşe böyle başlayacağım. Full order. Şöyle şurayı da açalım da giriş çıkış yapalım burada. Bir sonraki görevi beklerken yeteneğinizi Atari makinesinde test edin diyor. Edelim bakalım neymiş bu Atari makinesi. Demek ki burada küçük arcade istasyonu falan gibi bir şey de mi var? Evet, Atari bu. İleri gitmek için WASD, zıplamak için de boşluk diyor. Kontrol noktası 8. Oha, 17 tane kontrol noktasından mı geçeceğim? Biraz uzun sürecek herhalde bu. Acayip zor yalnız bunu kullanmak. Çok savruluyor. Hop, yanlış gittim. Ben böyle dünya rekoru falan imkanı yok, kıramam yani. Dünya rekoru neymiş? Oo, takla attı hemen. Tamam, yoldan çıkmayacağız, anladım. Yoldan çıkmıyoruz. Devam. 8'i yaptık. O ses neydi be? Kurtuldu sanki. Oo, frenler çok iyi yalnız. Şuradan gidelim. Hop. İnanılmaz hızlı takla atıyor. Bir de işin kötü yanı, takla atınca birazcık midem bulanıyor. Çok kötü, ekran çok hızlı dönüyor. Görev yerine dön. 1 dakika 20 saniye. Aslında buna alışsan bence yapabilirsin ya. Biraz alışma meselesi. Hafif yavaş süreceksin. Yılan sesi de geldi. Maşallah, yani çölde olduğumuzu belirten her şeyi eklemişler oyuna. Dedede bitirdik. Pek de iyi bir puan aldığımızı söyleyemem. Bu arada bizim şey gelmiş, tanker. Hemen oradan şeyleri indirelim. Benzini. Tanker de güzelmiş ya.
Amerika'nın eski zamanlarında geçiyor oyun. O yüzden böyle eski arabaları bol bol göreceğiz. Görev tamamlandı. Şimdi bekleyelim bakalım, bir doldursun şunu. Ne kadar sürüyor doldurması? 5 tane posta gelmiş. Bir tane müşteri gelmiş. Tamam, teşekkür etti, gidiyor. Evet, benzin işlemi tamamlandı. Şimdi hemen ön tarafa geçelim ve ilk müşterimize merhaba efendim, hoş geldiniz. Dolduruyor muyuz? Depo kapağına git, sol tuşa bas, doldur. Dolduruyor muyuz efendim? Yok, doldurmuyoruz. Kaç para? 13. Kaç para istiyor bu ya? Niye parası yazmıyor bunun? Kaça veriyoruz benzini? Tamam, dur. 44 dolar. İyi iyi. İlk şeyimizi de aldık, yakıtımızı. Şurayı temizleyeyim. Bu ne pislik ya? Bu dükkana kim gelir? Hangi müşteri gelir buraya? Çöp poşeti al ve envantere ekle diyor. Buraya kim gelir? Doldur. Tamam, çöpleri bunun içine koyacağız. Abi bu nedir böyle? Çaydanlık, maydanlık. Yatak bile var artık yani. Kimler kalıyor burada? Kalmış ya da. Bunu alamıyorum. Doldu bu herhalde ya. Doldur, doldur, doldur. Tertemiz yap. Burayı tertemiz göreceğim. Burayı tertemiz göreceğim. Şunu da hemen alalım. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bu torbaları atacağız. Tamam. Torbaları atacağız. Bunları da atacağız. Her şeyi atacağız. Haydi gidiyoruz. Her şeyi atmaya gidiyoruz. Şuradan atabilir miyim? Hadi bakayım bana bir beşlik. İşte bu. Haydi bakayım bir tane üçlük. Beşlik ne bu arada ya? Beşlik dedim. Hop. Girdi mi lan o? Girmiş. Bir lastiği de atalım. Hop. Ah be. Potadan sekti. Tamam. O atacak çok şey var ya. Şöyle biraz yakından atayım. Aa. Bu da sekti. Tamam. Başka ne var? Şurada bir lastik daha var. Neyse, şöyle hızlı hızlı yapalım. Yoksa bu iş bitmeyecek gibi. Ve arkaya doğru gidin. Arkaya. Biriktirmeyin önde. Geç geç geç. Ha, git öyle, iyice git. Ne bunlar, niye ikişer üçer almıyoruz? Mesela ben kendim atıyorum şu an, burada temizliyor olsam şu ikişer üçer alırdım bunları ya. Hatta bir tane mesela şu rafı alır. Bunda tekerlek yokmuş ama. Tekerleği olsaydı çok güzel olurdu. Üstüne koyardım, getirir hepsini atardım buraya. Aa, araba varmış. Bak, bunun üstüne de koyabilirmişiz. Burada demek ki işler böyle yürümüyor. Atamadım lan. O girmedi. Neyse. Çöpçü. Çöpçü gelir alır onları. Ana, kapıda kaldı. Lan gelsene. Ha, basılı tutmaya gerek yokmuş ya. Hayda. Hop, basket. Şurası niye böyle kalmış acaba? Şöyle bırak şuraya. Çok da bir şey kalmadı diyeceğim ama yo, baya baya bir şey kalmış yani. Diğer konteynere mi götüreyim? Buralarda da mı çöp var? Yani şunları da çöp olarak düşünebiliyoruz. Bunlar da mı çöp mesela? Bu arada bakın, burada da bir benzin şeyi var. Ha, bu car wash. Araba yıkama yeriymiş. Benzin değilmiş. Müşterilerimize en iyi hizmeti veririz. Bu arada müşteri gelmiş galiba. Tabii bir tane yakıt bekleyen müşteri varmış. Eski bir van. Hemen dolduruyorum efendim. Böyle shift'e basalım, hızlı hızlı doldursun. Adam çıplak mı? Vallahi şeyin, çölün ortasındayız. Yani kim vur diye gideriz ha. Buralar çok sakat yerler.
Amerikan çölleri. Bütün korku filmleri buralarda geçiyor. Evet, bu görevi de tamamladıktan sonra tamam, bırak oraya işte. Neyse, şuraya koyayım da ikinci çöpü atarız. Süpürge satın alacakmışız ve yerleri süpürecekmişiz. Hemen süpürge satın alıyorum. Şöyle yerleri hemen efendim şöyle süpürelim. Dükkanımız ilk günkü gibi olsun. Bu bana bir tane daha oyun vardı, onu hatırlattı. Böyle Housekeeper diye. Dandik uyduruk ev satın alıyorduk. İçini falan böyle güzel boyuyorduk. Eşyalar satın alıyorduk. Duvarları falan böyle güzel güzel tadilat yapıyorduk. Yerleri de böyle siliyorduk. Onda çok böcek vardı ama. Bunu Allah'tan böcek koymamışlar. Buna pis koku ve sinek koymuşlar. Heh, bir tane daha müşteri geldi. Bize çok para lazım tabi. Bu arada ben ha, müşterinin sipariş vermesini bekle. Hiç posta okumadım. 7 tane posta birikmiş. Yani çok da önemli değildir. Zaten bu yapacaklarımızı söylüyorlar muhtemelen. Söylüyorlar dediğim işte amca söylüyor. Bilgisayarı kullanarak çöpleri toplamalarını talep et diyor. Yani demek ki çöpçüyü biz bilgisayardan çağırıyoruz. Buradan çöpleri toplayın diyoruz. Para veriyor muyuz? Yok. Ne oluyor lan? Ona bir şey at diyor. Lan! Kimsin lan sen? Gel buraya gel. Bu ne? Eşşoğlu eşek. Kaç lan? Buna sopayla kovalayacağım bunu. Lan! Git! Adı da Deniz. Deniz diye bir tane çizgi film vardı bir aralar. Deniz the Menace. Ay, ne yaramaz bir çocuktu o öyle. Onu herhalde şey yapmışlar. Yani ne diyor şimdi? Rulo satın al ve boyadığı yerleri şey yap diyor. Düzelt diyor. Nereyi boyadı şimdi bu çocuk? Ya buranın aslında komple her yeri boyamamız lazım. Bayağı çirkin. Nereyi boyadı? Nereyi yaptı bu ya? Ben hiç görmüyorum bir şey. Aa, benzin geldi. Yok, çöp arabası gelmiş. Aa, çöp arabasına bakın, ne kadar değişik. Valla Big Joe, toplamaya mı geldin, aldın gidiyor musun? Yok, toplamaya gelmiş. Bakalım nasıl topluyor. Drink boşalıyor şimdi orası. Biraz zaman geçiyor. Yo, adam indi. Tek tek atacak hali yok herhalde. Değil mi? Yok, bir kere de hepsini alıyor. Tamam, şunları da al. Al şunları da al. Al, yeni çöpler koydum. Onları da alsana. Yok, almıyor. Onları bir daha çağıracağız. Neyse şu. Şimdi burayı gösterdiğine göre burada bir yerde herhalde ya. Ya burada ya bu. Aa, şurada şurada bak. Uçak kuşu çizmiş. Ne renk yapsak? Şimdi ikinci seviyede açılıyormuş. Ne renk yapalım? Kahverengi mi olsun? Yeşil, koyu yeşil olsun mu? Yoksa şöyle koyu mu olsun? Yoksa bir krem mi olsun? Klasik. Ne yapıyor? Şu yeşilde kal. Ha, güzel, bitti. Gayet başarılı. Evet, oyun gerçekten çok başarılı. Yani hem burayı düzenliyoruz, hem benzin de şey yapıyoruz, koyuyoruz, hem müşterilerle ilgileniyoruz. Yani yapacak çok işimiz var, çok meşgulüz. Bakalım bu arada benzin, gaz durumumuz nedir? Hemen bakıyorum. Ya bayağı var. Şöyle bir dolduralım. Ne kadar istiyor? O bayağı istiyormuş bu. Bakın, temizlik şeyi de var sol üst köşede. Oha, kırdı be kapıyı. Şimdi ne diyor? Bu arabanın içinde bir şey varmış. Bunu açıp şey diyor. İçinde ne var? Bak diyor. Tamam. A ve D ve boşlukla aç. Tamam. Ha, elimizden şeyi kaçırdık. Aç bakayım. Aa, şeyin aynısı. Skyrim'in aynısı.
Açtım. Dust Borough almışız bir tane. Neyse artık. Diyor ki resmi benzin istasyonuna koy diyor. Ha, şöyle ne yapayım? Nereye koyayım? Şuraya mı koyayım? Ha, biraz çirkin bir resim ama neyse. İki tane raf al diyor. Tamam. Raf. Meşrubat. Küçük. Para var mı? Var. Meşrubat alalım. Bir de küçük yemek standı alalım. Oo, ileride alkol var. Şey var. O zaman bir dakika. Şimdi biz şuradayız. Şuraya mı koyalım? Sonra değiştiririz herhalde bunların yerini. Şöyle buraya koy. Biraz yamuk mu oldu? Nerede lan? Biraz yamuk sanki. Ha. Bu da yamuk oldu sanki. Bilgisayar üzerinden park yeri satın al. Bu arada araba gelmiş olabilir mi benzini? Evet, gelmiş bir tane daha. Ya şunları kendiniz doldurmayı öğrenseniz. Ya Amerikan filmlerinde falan hep insanlar kendileri dolduruyorlar. Niye ben burada pompacılık yapıyorum? Müşteriye yakıt ver. 10 tane e-postan var. Hop. Oo, 5 dolar da bahşiş attı. İyiymiş lan bu bahşiş olayı. Bana biraz garip geliyor benzinciye bahşiş vermek ama. Şurayı diyor park yeri yap. Ha, ama önce diyor temizleyeceksin diyor orayı. Bizim Rudy ile Allah adamı baga soktuk lan. Adam baga girdi. Neyse gider herhalde. Rudy neredesin? Rudy şuraya park etmiştim. Bir tane daha benzin şeyi gelmedi mi arabası? Bu arada gece olmuş. Acaba nasıl oluyor? Yani şimdi gidip uyumam mı gerekiyor gece diye benzinliği kapatıp? Boşalt, temizledik mi? Temizledik. Bunların hepsini temizlerim ben. Aa, araba geliyor. Müşteri geliyor, müşteri. Aa, burası yolu yolmuş lan. Yolun ortasına mı bırakmışım ben bunu? Hemen şu müşteriyi bir şey yapalım. Hakikaten çöp arabası baga girdi yalnız. Dolduralım müşteriyi. 9 litre galiba benzin siparişi vermiş. Buyurun. 9 litre benzininiz. Bilgisayar üzerinden ek park yeri satın al diyor. Ek park yeri de satın alalım. Şurayı satın alalım. Ücretsiz, çok güzel. Evet, artık bir tane de park yerimiz var. Bu da şey için herhalde. Hani markete birisi gelirse kime alma? Başka ürün yok. O ne demek lan? Ha, bu şeymiş ya. Bir dakika ama burada bu rafların boş olması normal mi? Dayıdan gelen aramayı diyor cevapla. Dayı. Bakalım ne istiyormuş dayı. 10 tane mail atmış. Açmadık ama 10 tane maili. İşin iyi gittiğini görüyorum. Bunu başarılı bir tebrik ediyorum. Ancak bir işi tek başına yakıtla yürütemezsin. Birkaç arkadaşımdan boş laflar için fazla stok teslim ettim. Şimdi para konuşma zamanı. Faturayı e-postana göndereceğim diyor. Time to talk money. You ama dünyada her şey hayır işi değil. Ha, yani sana diyor raflar dolduruldu. Sana diyor işte bir şeyler gönderdim diyor. Zaten benden bu dükkan için de borç almıştın. Ya da ortak aldık işte neyse. Şimdi diyor bana borçlusun diyor. Acaba ne kadar borçlandık? Yani ne kadar borçlanabiliriz ki? İki tane rafı doldurmak ne kadar olabilir ki? 4 dolar güzel. Nerede şimdi? Oo, raflar dolu. Maillere bakalım.
Şimdi yazar kasa, kendi durumuna rağmen yardım etmeyi bırakacağımı düşünmedin umarım. Ben bir iş adamıyım, canavar değil falan filan. Ha, bu şeyi satmayı söylüyormuş ya. Merhaba reyim, elimizde özetle hala beklemede olan yaklaşık 3200 dolarlık. Oo, bir dakika. Boyayı söylüyor Deniz. Orada yazan her şeyi söylüyormuş bize yan tarafta görev olarak da. Bir dakika, burada bir şey var yalnız. Gariplik var. Şöyle ki bak, krediye giremiyorum. Kasadaki müşteriyi diyor. Polis geldi. Yalnız çöp arabası hakikaten baga girdi. Ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi bir şeyler aldı herhalde burada durduğuna göre. Tamam. Shift'te basıyorum. Ürünler geliyor. Ürün aldım. Okuttum. Attım. Aldım. Okuttum. Attım. Gratis gibi ya. Gratis'te de aynı böyle. Sepete atıyorlar. Tamam. Sıradaki amca, o sakallar ne öyle? Değişik bir tarz yapmışsın. Hemen şöyle bir adet Pringles var. Bir adet Halley almış arkadaş. Bir tane cips almış. Oo, bir Pringles daha var. Parti var herhalde. Bir tane daha şey, cips. Ve cookie almış. Oo, kahve de yaparsın bunun yanına. Hadi afiyet olsun. Şimdi kredini öde diyor. 5000 dolar kredimiz olmuş. Yani boyuna kitlemişler bize. Baksana, dayıdan %10 faizde kredi talep etmenizi sağlar diyor. Eksi 5000 dolardayız zaten ya. Neyin kredisini? Şöyle bir 200-300 dolarlık ödeyelim bari. Ne yapalım? Bunu nasıl bitireceğim ki ben? Yani. Burada bir araba var bu arada. Bunu da dolduralım. Evet, oyun gördüğünüz gibi eğlenceli. Yani sürekli bir şeyler yapıyoruz. Hiç bitmiyor. Bu arada borcu ödemen için diyor kalan zaman. O borcu nasıl ödeyebilirim ki? O kadar para kazanmama imkan yoktu bu kadar zaman içerisinde. Tamam, seni de gönderdik. Bu arada bizim yakıtımız da bitiyor olabilir. Yakıt, 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 yakıt. Ne yapacaklar abi? Dükkanı basıp şey mi yapacaklar? Şöyle bir yüzlük alalım. Ben ne yapayım biliyor musunuz? Bu çöpü bir daha çağırayım. Çöp topla diyeyim. Teslimat yolda. Arkadaşım tam da yani yerinde. Oha, bu nasıl bir kas lan böyle? Ne yapmış bu adam? Neyle çalışmış? Ya bu kadar uzağa koymasınız, yan yana koyun. Daha hala mı var? O 25 dolar da buradan aldım ha. Burası da iyi para kazandırıyor yalnız. Yalnız raflar boşalıyor. 6 tane ürünü varmış bunun. Daha iki tane daha ürünü var. Daha uzağa koysaydınız memur bey. Merhaba, hoş geldiniz. Kapıda şey var benim. Ya arkadaş, ben burada duruyorum. Burada duruyorum. Bu oyun böyle sürüp gidecek. Gerçekten enfes bir oyun ve yayında da bunu oynayacağım. Oyunda tadilat var, dekorasyon var, hizmet var, para kazanma, parayı yönetme var. Yani grafikleri çok güzel. Biraz takılıyor. Bir optimizasyon sorunu var. 3060 Ti kullanıyorum. 3060 Ti'de bile yani böyle takılma yapıyorsa bence bir optimizasyon sorunu vardır. O oyun oldukça güzel, keyifli. Tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Yayınlara beklerim. Bay bay.